Şimdi tabii Dedaaç'ta konuşlanması Amerikan güçlerinin ve burayı giderek önemli bir üs haline getirmesinin birkaç sebebi var. Tek bir sebebi yok. Bunlardan bir tanesi Amerika'nın özellikle Polonya'ya ve Romanya'ya askeri teçhizat sevkiyatını buradan yapıyor. Yani buraya devasa gemiler geliyorlar ve askeri teçhizat, mühimmat geliyor. Bunların çok az bir kısmı Yunanistan'da kalıyor ve diğer kısımları Amerikan birlikleri tarafından kullanılmak üzere, teslim alınmak üzere bu ülkelere sevk ediliyor. Özellikle Polonya'ya önemli bir sevkiyat olduğu görülüyor. Bu da aslında baktığımız zaman anlaşılabilir bir şey. Özellikle Ukrayna Savaşı'nın Avrupa jeopolitiğinde yaptığı dönüşümle de ilgili olarak bunu görmek gerekir. Keza İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler de NATO'ya muhtemelen katılacak önümüzdeki dönemde. Yani Amerika'nın Rusya'ya sınır olan NATO ülkelerinde askeri olarak güçlenmesi hem asker sayısı olarak hem de silahlanma olarak daha bir üst seviyeye çıkması bunlar anlaşılabilir şeyler. Şimdi bir de şunu unutmamak gerekiyor ki uzun yıllar Amerika Karadeniz'de Rus etkinliğini kırmak için Türkiye'ye baskı yapıyordu. Özellikle Boğazlar üzerinden Montrö Sözleşmesi'nin esnetilmesini talep ediyordu. Türkiye de haklı olarak buna direniyordu. Çünkü Montrö Sözleşmesi'nin gevşetilmesi Karadeniz'in bir rekabet alanı haline gelmesini getirebilirdi. Bu konuda Türkiye haklı olarak buna direndi. Şimdi Dede Ağaç'ın konumuna baktığımız zaman aslında Dede Ağaç Türk boğazlarını da bypass etmenin bir yolu olarak da düşünebilir. Yani bir alternatif güzergah olarak düşünülmüş olabilir. Dede Ağaç'a gelen malzemeler buradan karayoluyla ya da demir yoluyla Doğu Avrupa'nın çeşitli ülkelerine yollanabilir. Sanıyorum bu önemli bir amaç. Bunu şimdi bir NATO ülkesine konuşlanan NATO'nun lideri durumunda Amerika'nın kuvvetlerinin, teçhizatının, silahının bir başka NATO ülkesine karşı kullanılmak için konuşlandırıldığını düşünmek bence biraz abartılı olur. Yani tabii bu konularda kesin şeyler söylemek çok doğru olmaz ama Türkiye'nin hiçbir zaman Trakya'ya yönelik bir talebi olmamıştır. Türkiye hiçbir zaman orada bir hak iddiasında bulunmamıştır. Yunanistan'ın da keza Türkiye ile Trakya'daki sınırlar hakkında herhangi bir anlaşmazlığı yoktur. Dolayısıyla bunun hani Yunanistan'ın oradan Türkiye'ye, Yunanistan'dan Türkiye'ye saldırmak için kullanılabilecek malzemeler gibi düşünülmesi bence doğru olmaz. Yalnız burada şöyle bir şey var. Defakto bir etkisi olabilir Dede Ağaç'ta Amerikan kuvvetlerinin güçlenmesini. Bu da elbette şöyle bir şey. Yunanistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler, özellikle askeri ilişkiler giderek derinleşiyor. Zamanında Türkiye ile de derin ilişkileri vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Aslında baktığımız zaman halen de bütün sorunlara rağmen, özellikle Suriye'nin kuzeyi ile ilgili anlaşmazlıklara rağmen hala da Türkiye ile Amerika arasında derin askeri ilişkiler var. Zaten NATO bunun örgütü. Bu konuda fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ama Yunanistan'ın giderek önem kazanması Amerika nezdinde elbette Türkiye'nin göreceli önemini, stratejik önemini bir miktar azaltacaktır. Ama bunun işaretlerini zaten daha önceden de görüyordu. Yani zaman zaman Türkiye'nin İncirlik Üssü ile ilgili söylediği sözler var. İşte 1 Mart tezkeresinde Türkiye'nin Amerika'yı reddetmesi var Irak Savaşı öncesinde. Yani Türkiye ile Amerika zaman zaman birbiriyle uymayan çıkarlara sahip olabiliyorlar, birbiriyle farklı yollara gidebiliyorlar. Sanıyorum Amerika'daki genel hesap şuydu. Yani Türkiye giderek çok taraflı dış politika izliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin tam olarak çeşitli konulara nasıl yaklaşacağını tam net göremiyoruz. Yani bir güven azalması var, karşılıklı olarak var. Bunu açıkça söylemekte de fayda olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye yeterince belki güven duymuyorlar. Bu konuda tabii Türkiye de haklı olabilir. Yani Amerikalıların Türkiye'ye güven duymaması Türkiye'nin haksız olduğu anlamına gelmez. Öyle anlaşılmasın. Ama Yunanistan bazında Türkiye'ye karşı burada bir stratejik araç elde etmiş oluyorlar gibi gözüküyor. Şimdi unutmayalım ki
Yunanistan 2009 yılında iflas etmiş bir ülkeydi ve Avrupa Birliği'nin, IMF'nin ve başka bir takım kurum ve kuruluşların yardımıyla bu ülke uzunca bir süre bir ekonomik restorasyondan geçmek durumunda kaldı. Bu dönemde Yunanistan'ın dış politikaya yaklaşımı da elbette değişti. Özellikle Yunanistan'da özelleştirmelere bakıyoruz örneğin, ki bu DEDAAŞ örneği de bu bakımdan önemli. Özel stratejik önemdeki kuruluşlara baktığımız zaman bunların özellikle Rusya ve Çin tarafından alınmaya çalışıldığı, bir kısmında alındığı görülüyor. Örneğin Pire Limanı, ki Yunanistan'ın en büyük limanıdır, bir Çin devlet şirketi tarafından işletiliyor. Selanik Limanı'na baktığımız zaman Rusya ile yakın ilişkileri olan bir şirket tarafından orası işletiliyor. Keza yine DEDAAŞ'ta liman özelleştirmesi var ve buraya bir tane Yunan-Rus oligarkı talip. Yine onun yanında Rusya ile yakın ilişkileri olan bir başka grup talip. Bunun dışında da iki Amerikan şirketi de bu limanın işletilmesine talip oldular. Sanıyorum bu iki Amerikan şirketinin talip olması da özellikle Amerika'nın buraya verdiği stratejik önemle de ilgili. Zaten bunu açıktan da söylüyorlar. Yani Yunanistan 2009 sonrasında başka ülkelerle, Amerika'da dahil, daha çok alver ilişkisine girme konusunda esnemiş gözüküyor. Çünkü Yunan kamuoyunda genellikle NATO'ya soğuk bakılan bir ülkedir. Genellikle Amerikan karşıtlığı da yüksektir. Hatta şöyle denebilir, biraz önce Şuay da bahsetti. Yunanistan, Rusya'ya Avrupa'da en fazla sempatiyle bakan ülkelerden birisidir. Yani bir diğeri Sırbistan'dır örneğin ve Yunanistan'dır. Şimdi buna rağmen bu ekonomik zayıflama, kriz ve bunun sonucunda ortaya konulan çözümler Yunanistan'ı Batı blokuna daha fazla entegre etti. Örneğin Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde buna ilk tepki veren ülkelerden birisi ve Ukrayna'ya askeri yardımı ilk ortaya koyan ülkelerden birisi Yunanistan oldu. Ve çok ilginçtir, Rusya yayınladığı Rusya ile hasım olan ülkeler listesine Yunanistan'ı da koydu. Bu özellikle Ortodoksluk üzerinden ve tarihi kültürel bağlar üzerinden birbiriyle yakından ilişkili iki ülke arasında bir uçurum oluştuğunu gösteriyor. Ve Yunanistan Rusya ile olan bağlarını göz ardı edip giderek Amerika'ya ve Batı'ya daha fazla yaslanmış oluyor. Şimdi tabii bunun Türk dış politikaları bakımından bir takım yansımaları olacaktır. Yani doğal olarak Yunanistan artık Amerika'nın gözünde nispeten önemlice bir ülkedir. Belki Türkiye kadar stratejik değildir. Jeostratejik önem bakımından Türkiye eşsiz bir yer. Ama Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde, aradaki anlaşmazlıklarda Amerika'nın bundan sonra biraz daha Yunanistan'ı destekler bir tavır içinde olabileceğini de düşünmemiz gerekir. Dolayısıyla bizim Amerika ile politikalarımızı daha geniş bir açıdan, daha makro bir çerçevede tekrardan değerlendirme ihtiyacımız var. Belki de bir resete ihtiyacımız var. Çünkü Amerika ilişkilerin hemen herhangi bir konuda anlaşmazlık olduğu zaman ilişkilerinden kaçınılacak bir ülke değil. Her şeye rağmen Amerika bugün dünyanın birinci ülkesi. Belki hegemonyası azalıyor olabilir ama hala birinci en önemli ülkesi. Dolayısıyla da Türkiye Amerika'yı göz ardı etmeden gerçekçi bir biçimde Amerika ile de ilişkilerini çeşitli konularda tartışmalıdır. Bence daha fazla bu konuda diplomasiye ihtiyaç vardır. Biraz tırmanabilir gibi gözüküyor. Yani Şuay'ın bahsettiği gibi Yunanistan'da da seçim süreçleri var. Tabii bizde de seçim süreçleri var ama biz görece büyük bir ülkeyiz. Dolayısıyla sadece Yunanistan'la ilişkiler üzerinden biz kendimizi tanımlamıyoruz ya da dış politikamızın ana aksı o değil. Çok daha başka meseleler var. Çok daha çeşitli aktörlerle ilişkiler içindeyiz. Ama Yunanistan görece küçük bir ülke. Yani dolayısıyla da bu ülkenin en büyük dış politika meselesi Türkiye ile olan ilişkiler meselesi. Dolayısıyla bu ülkelerde Türkiye ile ilişkiler her zaman çok önemli oluyor. Her zaman manşetlere çıkabiliyor. Yani çoğu zaman bizim gazete köşelerinde gözümüzden kaçan ayrıntılar, bizim açımızdan, Türkiye açısından, onlar için çok önemli. Çünkü kimliklerin önemli bir parçası Türkiye ile olan bu
ne diyelim, uzun tarihi süreç, pek çok çatışmayı da içinde barındıran. Dolayısıyla Yunanistan'daki hükümet, özellikle bu tabii muhafazakar bir hükümet ve anladığım kadarıyla da sert güce de inanan bir hükümet. Dolayısıyla Türkiye ile bir takım askeri dalaşmalar ve benzeri bir takım kilitlenmeler, şunlar bunlar olması belki onların isteyeceği bir şey olabilir. Ama uzun yıllardır Türk ve Yunan jetleri birbiriyle bu iddialaşını yapıyorlar. Şimdiye kadar da büyük bir sorun yaşanmadı. Umuyoruz ki yine de yaşanmaz. Yani Yunanistan tabii bu dönemde Türkiye'nin çeşitli konulardaki pozisyonlarından bir şeyler çıkarma, yararlanma politikası gidiyor. Opportunizm çok yaygın bir şekilde görülüyor. Bakıyor ki Türkiye ile örneğin ABD arasında herhangi bir konuda bir anlaşmazlık var. S-400 olabilir, Suriye'nin kuzeyi olabilir, Doğu Akdeniz olabilir. Hemen Yunanistan gerçekten de çok lobileri de güçlü bir ülke. Tabii Ermeni lobileriyle birlik oluyorlar. Bir de tabii yakın zamana kadar, hatta hala belki Yahudi lobileri de artık Türkiye'nin yanında durmuyor, Amerika'da özellikle. Dolayısıyla Senato'da, Temsilciler Meclisi'nde, diplomatik koridorlarda Yunanistan Türkiye'yi daha da yalnızlaştırıcı bir takım adımlar atabiliyor. Görüyoruz ki örneğin Türkiye'nin Rusya'ya karşı ambargo uygulamaması, yaptırım uygulamamasını dile getirenler genellikle Yunanistan bağlantılı ya da onlarla dost olan politikacılar oluyorlar. Yani Türkiye'nin herhangi bir konuda bir sorunu olduğu zaman onu amplifiye eden, onu büyüten ve Türkiye'nin aleyhine kullanmaya çalışan bir tavır içindeler. Bu diplomaside olur. Her ülke bunu bir miktar yapar. Ama dediğim gibi Türkiye çok büyük bir ülke ve Türkiye bu tür konulara bu kadar önem vermiyor. Bu Yunanistan'ın uyguladığı bir şey. Politika özellikle de tabii ki seçimler öncesinde. Yunanistan oldukça milliyetçi bir halk. Farklı ilginç milliyetçilikleri var. Şimdi aslında biraz önce bir sorunuza da tekrar dönmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Doğu Akdeniz'deki bu Enerji doğal kaynakları nedeniyle enerji olabilmesi. kaynakları meselesi ve Dede Ağaç Üssü. Çok ilgisi olmaz diye ben düşünüyorum. Tabii ki her şey birbiriyle bir şekilde ilişkilendirilebilir ama şimdi hatırlarsanız Türkiye'yi dışlayan bir boru hattı projesi düşünülmüştü. Bölgeden işte Kıbrıs üzerinden, Rum kesiminden, Yunan adalarından Avrupa'ya gidecek bir proje düşünülmüştü. Amerika bunun feasible olmadığını, mantıklı olmadığını söyledi. Bu aslında dolaylı olarak bu projenin Türkiye'nin de katılmasıyla ve Türkiye sınırları içinden geçerek Avrupa'ya gitmesinin daha uygun olacağı yönünde bir söylemdi aslında. Şimdi tabii aynı zamanda bakıyoruz Türkiye'nin işte İsrail'le olsun, son dönemde Mısır'la olan ilişkilerin ilerletilmesi yönünde olsun bazı çabalar var. Bu çabaların tabii ki Doğu Akdeniz'deki bu enerji meselesiyle alakasız olduğunu düşünmek mümkün değil. Sanıyorum Türkiye'de belki bu bir zaman alacaktır ama Türkiye'de bu bölge ülkeleriyle ilişkilerini daha sağlıklı, daha olumlu bir seviyeye getirip belki de bu enerji kaynakları ile ilgili Amerikan şirketleri bu işin içinde, bazı Avrupa şirketleri var. O şirketlerle ve arkasındaki ülkelerle muhtemelen bu projeyi tartışacaktır. Dolayısıyla hani Dede Ağaç meselesini ben çok burada bağlantılı görmüyorum doğrusu.